Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Turkcell'in Superbox internet hizmeti. Ben evimde 3 ay aşkın süredir Superbox'ın kotalı paketini kullanıyorum. Daha önce inceleme videosunda yapmıştım fakat çok fazla kişi bana sınırsız olan modeli sordu. O yüzden sınırsız olan paketi de temin ettim. Bugün bu ikisi arasındaki farklara bakacağız. Hangisi size daha uygun, nasıl bir deneyim yaşatıyor? Bunlara değineceğiz. Öncelikle Superbox'ın ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bu hizmetten bahsedeyim. En özet tabiriyle 4.5G altyapısı üzerinden çalışan bir ev interneti bu. Hemen şu yan tarafında bir sim kart girişi var. Şurada bildiğiniz telefonlara taktığımız sim kartlardan var. Ve çalıştırmak için sadece bir adaptöre ihtiyacınız var. Bu adaptörü prize taktığınız her yerde çalışıyor. Herhangi bir altyapı derdi yok. Mesela şu an benim oturduğum evde bir internet altyapısı yok. Hiçbir altyapı yok. Yani istesem de bir internet aboneliği sahibi olamıyorum. Fakat bu kutu sayesinde sanki evimde fiber internet varmış gibi takılabiliyorum. Yani altyapı derdiniz yok. İşte boşta portumuz yok derdiniz. Derdiniz yok. Sadece alıyorsunuz bunu ve fişe takıyorsunuz, çalışıyor. Veya diğer bir senaryoda altyapınız olsa bile memnun olmayabilirsiniz. İşte düşük hız veriyor olabilir, istediğiniz upload hızlarını alamıyor olabilirsiniz. Bu durumlarda da hayat kurtaran bir çözüm. Çünkü özellikle şu kutuda bayağı yüksek upload hızlarına sahip olabiliyorsunuz. Benim bunu tercih etme sebebim de bu zaten. Birazdan o detaylara da gireceğim. Şimdi kutulara geçecek olursak, dediğim gibi bu sınırsız paketlerle gelen kutu, bu ise sınırlı paketlerle gelen kutu. İkisini de çalıştırmak için sadece bir adaptör yetiyor. İkisini de istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Yani bunlardan bir tanesini aldığınız zaman hem evinizde hem yazdığınızda kullanabilirsiniz. İşte sabah iş yerinize götürüp akşam evinize taşıyabilirsiniz. Hani isterseniz otele giderken bunu bavulunuza bile atabilirsiniz. O otellerde 5000 kişinin kullandığı internet yerine kendi internet altyapınızla gitmiş olursunuz. Veya kamp yapan biriyseniz bu kutuyu alıp kampa bile götürebilirsiniz. Yani kamp alanlarında her ne kadar elektrik hizmeti olsa da genel olarak internet hizmeti olmuyor. Paketlere geçecek olursak sınırsız olan paketler 10 megabit'e kadar ve 20 megabit'e kadar seçeneklerimiz var ve daha ucuz. Kotalı olan paketlerde ise 500 GB'a kadar farklı farklı kota seçenekleriniz var fakat indirme ve yükleme hız sınırlarınız yok. Yani bölgenizdeki Turkcell 4.5G altyapısı 30 megabit destekliyorsa 30 megabit alıyorsunuz, 150 megabit destekliyorsa 150 megabit alıyorsunuz ve hem indirme hem de yükleme hızları olarak bu hızları alabiliyorsunuz. O yüzden fiyatı biraz daha yüksek. Eğer kotanız biterse aylık 25 liraya Ek paketle satın alabiliyorsunuz Ek paket aldığınız zaman o ay sonuna kadar Yine sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz Fakat hız sınırınız oluyor Oturduğunuz bölgede nasıl bir hız alacağınızı merak ediyorsanız Bunu anlamanın en kolay yolu İçinde Turkcell hat olan bir cep telefonuna Speed test adlı uygulamayı indirin Ve buradan direkt bir hız testi yapın Mesela ben şu an yaptığım testte 51 megabitlik bir indirme 48 megabitlik ise bir yükleme hızı aldım Özellikle bu yükleme hızı muhteşem Zaten bu kutunun içinde de Turkcell'in sim kartı olduğu için aynı hızları alıyorsunuz. Farklı bölgelerde farklı hızlar almanız mümkün. Mesela ben bunu ailemin evine götürdüğümde 120 megabit civarı bir indirme hızı alabiliyorum. Yani burada aldığımızın hızın iki katından daha fazla bir fark çıkıyor. Bölgedeki yoğunluğa göre 5 megabit 10 megabit düşebiliyor veya yükselebiliyor fakat hiçbir zaman 35 megabitin falan altına düşmüyorum. Sınırsız olan paketlerde ise zaten 10 megabit veya 20 megabit alacağınız için genel olarak öyle bir derdiniz olmayacaktır. %99 ihtimalle bölgenizde o 20 megabit gigabit'i rahat bir şekilde alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine de alacağınız hızların net bir şekilde öğrenmek istiyorsanız açıklama bölümüne başvuru linkini bırakacağım. Başvurunuzu yaptıktan sonra Superbox kurulumu için evinize bir yetkili geliyor. Yetkili kişiyle birlikte hız testi yapıyorsunuz. Zaten direkt orada ne kadar hız alacağınızı görmüş oluyorsunuz. Eğer sizi mutlu edecek bir hız değeri almadıysanız sözleşme imzalamak zorunda değilseniz yani ilk önce ne kadar hız aldığınızı görüyorsunuz. Eğer sizi mutlu edecek bir değerse ondan sonra sözleşmenizi yapabiliyorsunuz. Bence bu baya güzel bir opsiyon. Şimdi bir de online oyun deneyimi ve canlı yayın deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Hani bütün online oyunlarda deneme şansım olmadı tabii ki fakat fikir vermesi açısından LoL oynarken hiçbir sıkıntı yok. Zaten LoL'ün serverları Türkiye'de dolayısıyla çok düşük ping değerlerinde rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda yine rahat, akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. CS:GO'da 60-65 arası ping değeri alıyorum. Gayet tepkisel bir oynama deneyimi yine sunuyor. Yani ben online oyun deneyimi olarak gayet mutluyum fakat sizin Bölgenizdeki altyapıya göre bu değişebilir. Yine alacağınız ping değerlerini merak ediyorsanız bunu anlamanın yine en pratik yolu işinde Turkcell hat olan bir telefondan internetinizi paylaşın ve ne gibi ping değerleri aldığınızı kontrol edin. Yine aynı ping değerlerini alacaksınızdır. Eğer canlı yayın yapmak istiyorsanız bu kotalı paketlerde zaten hiçbir sıkıntı yok. 1080p çözünürlükte çok rahat bir şekilde 60 FPS olarak yayın yapabilirsiniz. Fakat sınırsız paketlerle canlı yayın yapmak istiyorsanız 10 megabitlik olan da 2 megabitlik bir upload hızı var. Dolayısıyla canlı yayın yapmaya uygun değil. Fakat 20 megabite kadar olan paketi tercih ederseniz 5 megabitlik bir upload hızınız var. Dolayısıyla 720p olarak rahat bir şekilde yayın yapabilirsiniz. 5 megabitle 1080p yayın yapmanız da mümkün fakat 60 FPS olmaz 30 FPS olur ve bitrate'i biraz düşürmeniz gerekir. Sağlıklı bir canlı yayın deneyimi için bu kutuyla 720p yayın yapmanızı öneririm. Bunda ise istiyorsanız 4K bile yapabilirsiniz yani her türlü destekliyor. Şimdi son olarak sizden gelen sorulara şöyle bir göz atacağım. Kopma veya yavaşlama yaşıyor musun diye soran olmuş. Ben hiç kopma problemi yaşamadım. Her zaman internete bağlıyım fakat yoğun olan saatlerde yani akşam 8 ile 10 arasında falan mesela böyle bir 5 megabitlik 10 megabitlik falan bir hızda düşüş oluyor. O saatlerde herkes aynı anda interneti kullandığı için fakat hani hızım düşse bile 30-35 megabitlik bir hız alıyorum ve 35 megabit benim her türlü işim için fazlasıyla yeterli oluyor ve hızım 30 megabitlere düştüğünde bile pingde herhangi bir dalgalanma olmuyor dolayısıyla online oyun oynarken falan yine stabil bir şekilde oynamaya devam edebiliyorum. Sınırlı paketi mi yoksa sınırsız paketi mi tercih etmeliyiz diye soranlar olmuş. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Yani ben çoğu ev kullanıcısı için sınırsız paketlerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kota derdiniz yok hem de daha ucuz. Kotalı paketler daha çok kurumsal müşteriler için veya benim gibi yüksek upload hızlarına ihtiyaç duyan kişiler için daha önemli. Yine mesela yüksek kalitede canlı yayın yapmak istiyorsanız falan kotalı paketleri tercih edebilirsiniz. Fakat ev kullanıcıları için özel bir sebep olmadığı sürece sınırsız paketler çok daha mantıklı bence. Daha önce yaptığım inceleme videosundaki yorumlar üzerinden gidiyorum bu arada. Mesela birisi demiş ki 35 megabit hız alıyorum fakat CSGO'da 40 ping alıyormuş. Yani benden daha düşük bir hız alıyor fakat ping değeri bana göre daha iyi. Az önce de bahsettiğim gibi bölgenizdeki altyapıya göre bunlar bayağı değişebilecek şeyler. Yani hız olarak benden daha yavaş olmasına rağmen ping olarak benden çok daha iyi değerler alıyor mesela. Birkaç kişi fiber internete göre daha pahalı olduğundan bahsetmiş. Yani bu çok normal bir şey. Çünkü fiber internet sizin evinize gelen direkt bir altyapı. Bu ise 4.5G altyapısı üzerinden çalışıyor. Hatta 4.5G altyapısı üzerinden sınırsız internet aldığınızı düşünecek olursak baya baya ucuza geliyor. Yani telefonunuzdan sınırsız internet almışsınız gibi düşünebilirsiniz. Zaten evinizde süper online'ın fiber internet hizmeti varsa düşünmeden gidip onu alabilirsiniz. Ben önceki evimde 5 yıl aşkın bir süre süper online'ın fiber internet hizmetini kullandım ve acayip mutluydum. Fakat dediğim gibi burada altyapı olmadığı için ben Superbox'ı tercih ettim. Zaten Superbox'ın çıkış amacı altyapı derdinin olmaması veya altyapınız vardır fakat istediğiniz hızları alamıyorsunuzdur. Çoğu internet hizmetinde mesela upload hızı çok düşük. Yüksek upload hızına ihtiyacınız olduğu için tercih edebilirsiniz ya da işte farklı evlerde kullanmak için tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak bunun işte bir yani bağlayıcı bir şey yok. Bunu alıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Tamamen ihtiyaçlarınıza göre yapılacak bir tercih bu anlayacağınız. Evet benim Superbox hakkındaki deneyimlerim bu şekildeydi. Dediğim gibi açıklama bölümünde başvuru linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.